Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap Birliği için dedi ki dost bildiklerimizin ayak oyunlarına geldik dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bence çok yanlış bir politika izledi. Dış politikamız zaten alt üst oldu. Bundan önce takındığı tavır da zaten iyi değildi. Suriye girmesinin bir anlamı yoktu. Askerlerimizin orada şehit olmasının bir anlamı yoktu yani. Bize bir faydası yok yani. Sadece oyuna geldiler. Kendi düşüncelerini, kendi şeylerini uygulamaya, Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğu için aynı dengede devam ediyordu. Şimdi ama yanlış oldu. Biz Müslüman Birliği üyesiyiz. Evet. Arap topluluğunda biliyorsunuz. Suudi Kral öldüğünde biz 3 günlük milli yas ilan etmiştik. Evet. Araplar bizim hiçbir platformda yüzyıllardır neden yanımızda hiç olmuyor yanımızda Müslüman olmadı. Oldukları halde neden yanımızda değiller? Olmadılar çünkü bizden bir şey bekledikleri yok. Biz aydın insanlardır. Bizim aydın, Arap toplumuyla bizim fazla bir şeyimiz yok. Yani onlardan öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Yani alabileceğimiz bir şey yok mu? Alabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya teknolojiye bak, proje insan haklarına bak, bilmem ne, eğitime bak, her konuda yani. Çok geride kalmış bir toplum. Bizim bunlardan alacağımız hiçbir şey yok. Sadece bunlar bizim şey kamburumuz. Şu anda kambur. Yani bize zarar veriyor. Şimdi TC kimliğini de aldılar. Evet. Yani bu projedir. Yani bir asimilasyon. Hani, Türkiye sakalsız evliya dedikleri Necmettin Erbakan'ın Bakan Hoca gibi bir insandı. Necmettin Erbakan Hoca zamanında her şeyi tek tek söyledi. Hepsini tek tek açıkladı. Daha videoları var. Herkes onları açıp baksa, okusa zaten neyin ne olduğunu. Öldürüldü. Tayyip öldürdü onu. Niye öldürdü? Tabi. Kesin onlar yaptı. Başka kim yaptı onu? Ya gerçekleri konuşun ya. Amerika niye çekildi? Amerika niye çekildi? Türkiye işgal için yapıyor. Türkiye işgal yapacaklar. Buna hazırlıklı olun. Hepinizi diyorum. Zaten Rusya ile Amerika anlaştı zaten. Aynen. Diğerleri de aradan çekildi. Neden dostumuz olmadılar hiçbir zaman? Neden sevmiyorlar? Çatıştırıyorlar. Türkiye niye sevmiyorlar ben bilemiyorum. Müslüman olduğum için. Onlar doğru. Onlar da Müslüman yani. Tamam. Arapları diyorum. Bak arkadaş Araplar ne dedi? Müslüman değil kardeşim. Araplar hiçbir zaman Müslüman olmadılar. PKK diyorlar. PKK diyorlar. Bak PKK diyorlar. Terörist diyorlar. Onların başındaki adamlar kim? Kürt değil. Ermenistan. Bu da. Bu kadar yani. Bu IŞİD'i kurtarma projesidir. Bu savaş IŞİD'i oradan kurtaracak projedir. Ya başka bir şey yok. Amerika'nın Orta Doğu projesidir bu. Başka bir şey değil. Suriye'den sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Bu ayetlerde, hadislerde bile vardır. Ayetlerde, hadislerde bile vardır. Atatürk'ümüzün, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün şeyi yapmak amacı. Anladın mı? Biz de Suriye'ye gidiyoruz, savaşıyoruz. Suriye'deki insanlar burada eğlensin, bilmem nesin, evlatları gidip de savaşmasın, biz savaşalım. Amerika'da, yazık değil mi? Bayanlar da gidiyorlar, işte, yapıyorlar, geziyorlar, geliyorlar. Öyle. Amerika'da da ama dikkatli var. Olun, Amerika'da da var. Hazırlanıyor Türkiye için. Zaten. Gerçekten hazırlanıyor. Hiçbir şey yapamayacaklar. Bütün ülkelerde mülteciler var. Şeyde Fransa'da başörtüsüyle yaşayan insanlar var ama Türkiye'de başörtüsüyle daha düne kadar kimse bir yere giremiyordu. Memur olamıyordu. Sadece kamu yerlerine giremiyordu. Her tarafta serbestti. Kimse kimsenin dini şeyine karışmıyor. O ayrı. Siyasi oldu mu? Yani o değil. Öyle mesele sırf bu IŞİD'i şey kurtarmak için falan filan değil. Biz kendi topraklarımızı, kapımızı önce komşunun önünü süpürürsek bizim kapımızın önüne pislik gelmez. Biz kapımızı temizliyoruz şu anda. Komşumuzun önünü temizliyoruz. Komşularımızla geçinemiyoruz. Bu sınır dışında. Türkiye'nin sınır dışında. Hiç oradan tehdit aldık mı? Yok. Almadık. Nereden tehdit aldık? Düne kadar neredeydi? Suriye'de değil miydiler? Apo'yu bile teslim ettiler. Suriye'deydi Apo. İşte teslim ettiler diyorum ya işte. Ama ondan sonra hiç Türkiye'ye yönelik bir tehdit yoktu. Yalnızlaştırdılar. Arapların başındakiler Müslüman değil. Müslüman insan altından taharete oturmaz. Mikrofonu altından konuşmaz. Hiçbirisi Müslüman değil. Vahabi dinini İngilizler uydurmuştur. Sizler Müslümanlardan çok daha üstünsünüz deyip Vahabiliği getirmişlerdir. Şu andaki bütün İslam aleminin diyeyim de yani din Müslümanlar değil. İslam alemi diye geçinen bütün Arap ülkelerinin başındaki insanlar Hristiyan'dan daha beterdir. Yahudi'den daha beter şimdi insanlar. Şimdi efendim Suudi Arabistan kralı öldüğünde birkaç yıl önce biz ülkemizde 3 günlük milli yas ilan ettik. Madem biz bunları Müslüman olarak, dost olarak görmüyoruz. İngilizlerin ve Amerikanların, Siyonistlerin ve emperyalist ülkelerin oyunu. Neden biz milli yas ilan ettik ülkemizde? Neden milli yas ilan etmeyeceğiz ki? Adamlar bizde de büyük bir katliam olduğunda ya da Amerika'da bir yerde katliam olduğunda biz de kınıyoruz. Hiçbir şehit haberleri ya da bizim doğal afetlerimizde yok. İkili ilişkiler üzerine kurulmuş bir
anlaşmaların var, senin ticaretin var. Şey yapamıyorsun ki, sen diyebiliyor musun bugünkü Arap ülkeleri için, Amerika bile diyebiliyor musun siz Hristiyansınız? Türkiye nasıl desin? Türkiye nasıl desin? Hristiyan değil. Bizim neden tarih boyunca yanımızda olmadılar? Yani 3 yıl önce biz neden Suudi Kral ölünce milli yas ilan ettik? Ya bunun altında yani ne arıyorsunuz iyi değil bilmiyorum ya. Yani. Ne söyleyelim ne? Yani. Ülke diyorum ki ticari anlaşmalar var. Yani bir anda kötüleyemiyorsun ki bir insanı. Nasıl yapabilirsin ki? Zaten bizi Osmanlı'yı arkadan vuranlar Araplar değil mi? Osmanlı'yı arkadan vuranlar Araplar değil mi zaten? Yani onu diyoruz. Yüzyıllar. Araplar için savaşıyoruz zaten. Araplar Suriye'yi yok etmek istiyorsa beni çekmeyin abi. Şimdi biz Suriye'yi yok etmek istiyorsa önce Esad'ı yok edeceğiz abi. Yok edebiliyorlarsa. Esad'la bir problemimiz yok bizim. Esad'ı kimse şu anda isterse Amerika devirir onu ya da Rusya devirir. Bu hareketi Türkiye devirir. Bölmek abi. Bu hareketi 3 tane ülke destekliyor. 3 tane ülke. Pakistan, bilmem Katar, bilmem 3 tane 4 tane taşlar. Azerbaycan. Kimse desteklemiyor bizi. Bu projedir. Bu Türkiye'yi bölme projesidir. Ortadoğu bölme projesidir. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a sormuştu. Siz hala Orta Doğu'nun eş başkanı mısınız? Ben de şu anda soruyorum aynısını. Cumhurbaşkanı bile Türk değil abi. Las. Abi, hemen hemen abimize soralım. Abiciğim, merhaba. Ben öncelikle sizi takip ediyorum ve seviyorum. Çok harika bir sorular çok soruyorsunuz. Çok doğru yerinde. Şunu söylemek lazım. Şunu sormak lazım aslında. Halen kimin savaşı, kimin barışı, yok efendim Müslüman mı, Hristiyan mı, din üstünden. Bu zamana kadar kaç tane din geldi gitti. Hepsi mezhepleşti, ayrıldı gitti. Bilmem ne vesaire. Boş ver onlara. Mesele şudur. Savaş da şu anda devam ediyor ve edecektir. Etmesinin tek sebebi Amerika'nın ekonomi kar odaklı şeyleridir. Evet. Yani Amerika bize silah satıyor, aynı zamanda onlara da satıyor. Ya da onları destekleyen gruplara silah satıyor, onları da bağışlıyor. Şimdi iki taraf, her iki kanalı da silah satıp birbirine düşürmeye kalkıyor. Yok bölmedir, yok efendim şudur, yok Arap bizi sattı, yok biz onları sattık. Ayak oyunlarına geldik dedi Sayın Cumhurbaşkanı bugün. Tamam o zaman. Arap yani ayak oyunlarına geldik, dost bildiklerimiz sırtımızdan vurdu dedi. Mesele şu, sürekli oyuna geliyorsak o zaman düşürmek lazım. Oyuna gelmemek için birazcık aklını kullanmak lazım. Bizde mi var o zaman bir sıkıntı? Yani biz derken kimleri kastediyor? Topluluk olarak, halk olarak yok, mı? Yok hayır. Siyasetçiler mi? Olarak. Tabii ki yöneticiler sürekli. Bir kere yöneticiler avantajlarını düşünmüyor. Yöneticiler olsalar oyuna gelmezler. Öncelikle kendi avantajlarını. Ne kadar çok daha iktidarda kalabilirim? Ne kadar çok daha burada sükse edebilirim? Bu durumu var. Ondan sonra da ülkeyi daha doğrusu ülkeye ciddi bir zarar uğradıktan sonra günah keçisi aradığımız bir yerler birilerini bulmaya çalışıyoruz. Bu değil. Ya ben sıradan bir vatandaş olarak bunu düşünüyor söyleyebiliyorsam 1000 tane danışmanı var. Her biri kaç bin lira bilmem ne maaş alıyor. Kaç üniversitelerde hocalar var bilmem profesörler var vesaire siyasi vesaire. Üniversite bitirenler var. Siyasal bilgiler, sosyoloji. Ben onların hepsinin doğru görevini yaptığını zannetmiyorum. Mesele şu, bir oyun var ve bu oyunun bitmemesi için ciddi anlamda sürekli taşlar değiştiriliyor. Yani aynı oyuncularla sürekli taş değiştiriyoruz. Başka bir şey yok. Değişen bir şey yok ve olmayacak da. Yok Türkiye'de bölünecek öyle bir şey de yok. Onların derdi Türkiye'de değil. Ben size şu söyleyeyim. Zaten Türkiye'de istediği kadar üstleri var. Yeterince var mı? Değil mi? İstedikleri gibi at koşturabiliyorlar mı? Hangi Amerikan vatandaşı hangi ülkede rahat dolaşamayacak? Bir sıkıntısı var mı? Bilen var mı? Yok. Değil mi? Peki komşularımızla neden o zaman biz bu sorunu yaşıyoruz? Neden biz komşularımızla doğrudan bir iletişime geçmiyoruz da ta bilmem neresinden kimlerle iletişime geçmeye çalışıyoruz? Yani Esad, tamam sen burayı temizliyorsun ve Esad'a teslim ediyorsun. Niye o zaman Esad'ı düşman belirliyorsun? Neden üstüne gidiyorsun o zaman? Doğru değil mi? Önce komşular. Bence Rusya ile de iyi geçinmemiz lazım, İran'la da iyi geçinmemiz lazım. Irak'ı ne yazık ki elimizden kaçırdık. Halbuki ciddi anlamda ticari kar odaklı bir komşumuzdu. Suriye'de kaçırmak için çok şey yaptık. Daha doğrusu kaçırmak değildi. İnadına başkalarının tepesine binince hani düşene bir vurmak var ya evet. Biz de tekmeledik, tepikledik yeterince. Şimdi de el uzatmaya çalışıyoruz. Hadi ver elini ama gönülsüz. Yok böyle bir şey. Ben bunu yani çok çocukça şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani
cahil demek istemiyorum ama çok çocukça. Daha doğrusu biz analitik düşünmüyoruz. Duygusal olarak yönetiyoruz. Suriye'nin şu andaki konumda olmasının sebebi bizim de hayır, yanlış var. Politikamız var mı? Kesinlikle payımız var. Net olarak. Yani düşünün, şöyle bir şey düşünelim. Bir apartmanımız var ve birileri kapıya basıp kaçıyor. Ve komşumuzun can düşmanı var. Bir şekilde otomatik kapı açılacak, yukarı çıkılacak, çıkılacak, kapısına dayanacağız değil mi? Dayanacak düşmanı diyelim. Ve biz alttaki komşuyuz. Otomatiğe basıyoruz, kapıyı açıyoruz. Üstümüzdeki komşu şu anda onlarla mücadele ediyor. Onun kapısı zorlanıyor. Koç boynuzlarıyla bir şekilde oraya tecavüz ediliyor. Ama biz buna bir süre seyirci kaldık. Ha, demek bir halt etti ki böyle olmuş. Öyle bir şey yok. Yani sen de bir siyasi gücünü kullanabilirsin. Hatta o evin içine girmişler, bir odasını almışlar. Bir odasını almışlar. Öteki odaları almaya çalışıyorlar. Hani biz uzun süredir bu odada yaşıyoruz. Evin bir kısmı da bizim demeye getiriyorlar. Evet. Biz de diyoruz ki işte o şu odadakilerini dışarı atıp bir de onların pisliğini biz temizleyip atacağız. Evet. Odanın badanası, boyasını, parkesini batırmışlar. Onu da biz yapacağız. O da bir masraf olarak bizlerin cebinden çıkacak. Evet. Sonra ne yapacağız? Anahtarı komşu da ya. Evet, bir de çilingir çağırıp yeni anahtar koyacağız. Değiştirip öyle vereceğiz. Evet. Bu budur yani. Ben özetle bunu benim anladığım şekliyle budur. Daha başka bir şeyler varsa o zaman paylaşılmalı. Halkla paylaşılmalı. İktidar muhalefetle paylaşmalı. Yani sen ötecisin, sen butucusun, sen Kürtsün, sen... Öyle bir şey yok kardeşim. Benim eşim Boşnak. Ben Doğu kökenli bir vatandaşım. Benim önemi yok. Ben böyle mezheplere, dinlere, şunları, bunları... Benim için hepsi eşit, standart, düzen. İnsan olsun yeter. İşte budur. İnsan odaklı olmak gerekiyor. Öncelikle insan olmadan başka bir dine mensup olamazsınız. Ya da onu o din kutsalsa eğer, yani Tanrı'nın bir elçisi tarafından bir şeyler gönderip ve bunu yaptıysa, bu kadar yüksek ve yüce ise önce insan olmak lazım. Siz insan olmadan diyorsunuz ki ben bunu yapayım, ondan sonra hele dur bakalım insan olur. Senin ömrün yetmez ki onun için bir kere. Olsaydı o zaman peygamberin yeterdi yani. Bütün dinlerin temel amacı insan olmaktır. Tebrik ediyorum. İnsan olmadan hiçbir şey olamaz. Doğru söylüyorum. O yüzden biz dinlerimizi öğrenmeden önce başkalarının dinlerini bir şeyde bulunmaya çalışıyoruz. Yani kötülükte bulunmaya çalışıyoruz. Ben birçok yerde okumuştum. Kızılderililerin çok güzel atasözleri var. Başkasının mezarını kazırken biraz daha düşünün diyor. Önce siz onun içindesiniz. Evet. Bu budur yani özetle. Başkasının mezarını niye kazıyorsun kardeşim? Önce sen onun içindesin şu anda. Kazarken içindesin. Evet. Ya da bizim deyimler ve atasözleri var. Çamur atarken düşünün, biraz daha düşünün. Önce senin elin o bulaşacak o çamur, o pisliğe değil mi? Başkasına bir leke bulaştırmaya çalışacaksan. Budur yani. Biraz empati kurmak. Empati de biz yanlış anlıyoruz yani. Kendimizi başkanın yerine koymaya gerek yok. Başkasını anlamak yeterli. Bu kadar. Yerine koymamıza gerek. Koymasına gerek yok. Yani onun fikirlerini kabul etmek gerekiyor. Görüşlerini paylaşmayabilirsin. Aynı görüşte olmayabilirsin ki zaten olursa olmaz. Yani terazi bu değildir bana göre. Şu değildir, şu doğru terazi değildir. Bu terazidir. Doğru ölçü budur. Eşler arasında da, ikili ilişkiler arasında da, ülkeler arasında da bu denge olmalı. Yukarı aşağı tartmalı. Yani yoksa bu değil ki, bu bozuktur yani. Saatin günde iki defa doğru göstermek gibi bir şey yani bu. Budur yani. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.